Merhaba arkadaşlar oya ve dantel dünyası kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Grubumuzda bir arkadaşımız bunu iğne oyasından tığ oyasına çevirmiş. Birkaç üyemiz de bana ulaştı ve yapım aşamasını istedi hanımlar. Normalde bu oyanın orijinali iğne oyası biz arkadaşımız tığ oyasına çevirmiş. Ben de isteyen hanımlar için yapımını anlatacağım sanırsam Ebru arkadaşımız da emeğine sağlık diyorum. Şimdi öncelikle yazmamızın tığ battısını yapalım. Yazmamızın tığ battısını yaptıktan sonra hanımlar bakın. Yazmamızın tığ battısını yapalım. İkinci sırada ilk tığ battısına ipimizi sabitleyip iki zincir çekelim. Başına bir kez dolayıp diğer tığ battısına girelim. 2-2 alalım. Çimenini anlatıyorum. Sonra 1-2-3-4 zincir çekip bu çıktığım bu iki trabzan arasına bakın. Buraya girip kapatıyorum. Tepesine pimpiri olmuş oluyor. İki zincir çekiyorum. Bir diğer tığ battıma sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar iki zincir. Başına bir kez dolayıp diğer tığ battıma giriyorum. İki, iki alıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bu aradan, çıktığım aradan kapatıp pimpirik yapıyorum tepeye. 2 zincir çekiyorum. Diğer tığ battına sık iğne ile kapatıp iniyorum aşağıya. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Başına bir kez dolayıp diğer tığ batısına giriyorum. 2 2 alıyorum. 1 2 3 4 zincir Çıktım bu araya girip kapatıp pimpirini yapıyorum. Tekrar 2 zincir bir diğer tığ batısına sık iğne ile kapatıp aşağı iniyorum. Bakın. Çimini böyle yapılıyor. 2 zincir başına bir kez dola tığ batısına gir. 2 2 alalım. 1 2 3 4 zincir aradan girip kapatalım. 2 zincir bir diğer tığ battısına girip kapatalım sık iğne ile 2 zincir çektim başına bir kez oldum tığ battısına girdim 2 2 aldım 1 2 3 4 zincir aradan batıp kapattım 2 zincir Pardon Evet yapma bunu bana tığ her zaman bunu yapıyorum tekrar 2 zincir diğer tığ batısına sık iğne ile sabitledim Evet hanımlar. Çimenimiz böyle yapılıyor. Üst kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ben böyle e, bakın 3 tane araya pimpirik bıraktım. 1 2 3. Sizler istediğiniz pimpirik sayısı bırakıp iki motif arasını verebilirsiniz. Bakın 1 2 3 tane bıraktım ben. Şimdi ne yapıyorum? Tersinden başlıyorum oye düz yüzüne düşürebilmek için ilk köprümüzü tersinden başlıyorum yine araya 1 2 3 tane sayıyorum 5 tane saymamız gerekiyor Çünkü buradan batıp buraya köprü kurunca arada 3 tane kalıyor arkadaşlar bakın 5 tane sayıp 5 batıyorum Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz ipimi sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim diğer bakın buradaki pin birin tepesine hemen yandaki sık iğne ile sabitledim. 2 zincir çektim, döndürdüm. Başına bir kez dolayıp yapmış olduğum köprüye girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan batıp tepesine pimpirik yaptım. Başına bir kez dolayıp köprüye girdim. Önce bir kez aldım, sonra 2, sonra 2. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan batıp kapattım. Başına iki kez doladım. Şimdi köprüye girdim. 2 2, 2 aldım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip aradan batıp tepesine pimpirin yaptım. Şimdi yine iki kez doladım. Köprüye girdim. Önce bir kez aldım. Sonra 2, sonra 2, sonra 2. Bu yere şeklini, yaprak şeklini veriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir aradan batıp kapattım. Şimdi burayı 7 sık iğnesiyle aşağı iniyorum. 2 3 4 5 6 7. sık iğnemi yuvada tamamlıyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle normal boyutlar çok küçük de olmayacak. Aşırı da büyük olmayacak. Örümceğimi çektim. Örümceğimi yine köprüye kapadım. Tekrar aynı boyutta tekrar bir örümcek daha çektim. Bu örümceğimi de köprüye kapatıyorum. Ve şimdi 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çektim. Başına 2 sardım. Köprüme girdim. Önce bir kez sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. Diğer taraf yaprağını yapıyoruz şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aradan batıp kapattım pimpirini yaptım. 2 sardım yine köprüye girdim. 2 2 2 aldım bu sefer. 1 2 3 4 5 zincir çekip aradan batıp kapattım. Başına bir kez sardım köprüye girdim. Önce bir kez aldım, sonra 2, sonra 2. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan battım, kapattım. Başına bir kez sardım, yine köprüye girdim. 2 2 aldım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aradan battım, kapattım, pimpirini yaptım. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz hanımlar. Şöyle göstereyim bakın. Şimdi üst kısmını göstereceğim. Evet hanımlar üst pimpiri kısmına geldik. Ne yapıyoruz? İki tane örümcek yapıp kapatmıştık. Gizli örümceğimiz vardı. İlk örümceğimizin bir kanadını tuttum çektim. Hemen diğer yanındaki örümceğin de kanadını tutup çekeceğim. Evet, iki örümceğimizin kanadını çektik. Bakın. Şimdi ilk örümceğime girdim, ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı örümceğin içine sık iğneyle kapadım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı örümceğin içine ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı örümceğin içine kapadım. 3 kez 5 zincir çekip battıktan sonra 1 2 3 zincir çektim. Bir diğer örümceğime geçiş yaptım sık iğnesiyle. 1 2 3 4 5 zincir çektim. O örümceğimin içine kapattım. 1 2 3 4 5 Yine aynı örümceğimin içine kapattım. 1 2 3 4 5 yine aynı örümceğimin içine kapattım bir zincir çekip ipimi kesiyorum bu ipleri biraz dipten kesersek bakın şimdi şöyle göstereyim hemen değdirip çekip yapması kolay olur arkadaşlar şimdi şöyle çekiyoruz yukarı yani 3 kez 5 zincir çektim battım araya 3 zincir çektim buna geçtim buna da 3 kez 5 zincir çekip batıp pimpiriğini yapmış olduk arkadaşlar. Bunları böyle biraz kesip sadece değdirip çekersek hem çirkin görüntü olmaz hem de sağlamlaşmış olur. Evet hanımlar. Oyamızın yapım aşaması böyleydi. İnşallah anlatabildim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra videolardan bildirim almak isterseniz abone ol kısmının yanında zil işareti var arkadaşlar. Onu tıklarsanız yüklenen bütün videolardan bildirim alarak haberdar olabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin.